Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bir tatil bayram arası vermiştik. Umarım herkesin bayramı ve tatili çok iyi geçmiştir temennisiyle. Başlayalım o zaman, ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, nasıl geçti bayram tatili? Bayram İstanbul'a geçti Ebru. Umarım herkesin iyi geçmiştir bayramı. En azından biraz stresten uzak kaldık. Umarım her şey güzel olmuştur. Hepimizin güzel geçmiştir. İstanbul'a geçti bayram. İstanbul çok sakindi, çok güzeldi. Evet, tabii, gerçekten öyleydi. Okulların tatil olması, çoğu insanın Anadolu'ya, insanımızın Anadolu'ya köylerine gitmesi, bir kısmının da tatil yörelerine gitmesi İstanbul'u rahatlattı açıkçası istersen. İstanbul'da kalanlar olarak şanslıydık İstanbul'un keyfini. Evet, keyfini İstanbul'da açıkçası isterseniz. Yani tabii fiyatlar hariç her şey güzeldi de fiyatlar çok uçuktu. Enflasyon rakamları da açıklandı ama Enak tarafından açıklandı. Evet. TÜİK bayram tatilinde herhalde yetiştirememiş. Onu da ayrıca konuşacağız ama genel bir bakacak olursak döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket bayram sonrası da devam ediyor. Tabii sadece döviz kurlarında değil, altında yükselişte, borsada ciddi yükselişte. Ama onun öncesinde bir de Merkez Bankamızın yeni başkanı bir açıklama yaptı. Ben onunla başlamak istiyorum. Evet. Yeni dönemin para politikasının önceliği enflasyonla mücadele olacak dedi. Bir de işte ne kadar para yakıldığını biliyoruz kurları tutulabilmesi için. Kuru baskılamak için bundan sonra döviz satışı yapılmayacak dediği de söyleniyor Gaye Hanım'ın. Hem enflasyonla mücadele gerçekten başlayacak mı? Bir de gerçekten artık bu saatten sonra dövizi baskılamak için yani satış yapılmayacak mı? Satış yapılmazsa dövizin yönü nereye kadar gider? Şimdi Ebru Hanım, enflasyonla mücadelenin ben önümüzdeki Nisan'a kadar, yerel seçimler bitene kadar yapılacak kanısında değilim. Evet. Çünkü orada kamu maliyesinin kısılması lazım. Enflasyon da birinci hedef o. Kamu maliyesinde şu ana kadar herhangi bir çalışma yok. Başlansa bile en erken Eylül sonu gibi görünüyor. Onun etkilerini biz en erken Aralık-Ocak gibi görebiliriz. O da çok az bir etki olur. Dolayısıyla ben enflasyonla seçim sonuna kadar yapılacağını, mücadelenin yapılacağını tahmin etmiyorum. Öyle bir şey seçim sonuçlarında etkiler, yerel seçimler var Mart'ta biliyorsunuz. Dolayısıyla ben o konuda çok şey olacağını tahmin etmiyorum. Bu enflasyonla faiz, kuru da yukarı atacak. Kurla mücadele bir tek faizle yapılabilir o tarihe kadar. Faiz artışları çok çıkar. O faiz artışlarında ekonomi başka şekilde etkileri olur. Çünkü bunlar palyatif çözümlerdir. Asıl olan şey kamunun kendisi toparlanması, harcamaların toparlanmasıdır. Bunlar olabilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Gaye Hanım'ınki iyi netli konuşmaları doğru. Ama diğer taraftan da bugün baktığınız zaman döviz piyasalarında önemli satıcılar kamu bankaları. Kamu bankalarının özel bankalardan daha düşük kurları, satış kurları var. Verip vermediğini bilemiyoruz ama şu an ekranlarda görünen baktığımız zaman ekranlarda kamu bankaların satıcılı olduğu görünüyor. Peki piyasada şirketlerin bu kadar döviz açığı varken kamu bankaların bu kadar döviz satması, bu kadar ucuz döviz satması çok doğru mu ya da mantıklı mı? Onu izleyenler kabul görsün. Çünkü özel bankalar döviz pozisyonlarını güçlendirmek için döviz alımı yapıyorlar. Buna zaten Gaye Hanım da biraz sistem etmiş. Döviz alıyorsunuz vesaire diye. Ne yapacak insanlar? Yani döviz pozisyonu açıklarını kapatmak için mecbur alacaklar. Bir de şirketlerin talepleri var döviz pozisyonu açıklarını kapatmaları için. Dolayısıyla bunlar olacak şeyler. Yani şu an kafalar benim gördüğüm kadarıyla karışık. Çünkü kamu maliye kısmında halen hazine kısmında ciddi sıkıntılar var. Evet. O kısmı toparlanması lazım. Ona yönelik hiçbir şey yok. Hala palyatif çözümlerde dönüp duruyoruz. Asıl olan kamu kesimin harcamaların kısılmasıdır. Bakın iki bayram arasında basılan efektif para %24 büyümüş. Rekor kırmış basılan para. Yani efektif para 515 milyar TL'ye çıkmış. Bunun bir enflasyonun sonucu olacak. Bunun başka yolu yok. Peki bu enflasyonu nasıl durduracaksınız? İşte bütün bunları engellemeniz lazım. Şimdi talep tarafından diyoruz ki enflasyon yüksek talepten kaynaklanıyor. Talep halkın talebiyle oluşmuyor. Talebi kısaca tarif edersek biz halkın talebi var. Konsümatif talep diyorsun buna. Diğer taraftan yatırım talebi var. Bunları da üzerine ekliyorsun. Artı kamu kesiminin talebi var. İşte zaten bizdeki sıkıntı bu kamu kesimi talebinden kaynaklanıyor. Evet. Yani halkın aşırı talebinden kaynaklanmıyor. Zaten sıkıntı burada. Bu kamu kesimi talebi, yatırım talebi yok. Halkın talebi artmıyor çünkü gelir düşük. O zaman nereden kaynaklanıyor? Kamu kesiminden kaynaklanıyor. İşte kamu kesimi talebini kesmeniz lazım. Talep enflasyonu yalnızca insanların alışveriş yapmasına kaynaklanmıyor. Bunu azaltman lazım. Bunu azaltabiliyor musun? Buna tedbir alabiliyor musun? Şu ana kadar buna yönelik tedbirlerde hiçbir şey yok. Hiçbir açıklama yok. İşte palyatif geçici tedbirler alırken bunu yapman lazım. Yapabiliyor musun? Yok.
Dolayısıyla ENAG'ın açıkladığı enflasyon %8,54. Yıllık %108,58. Ki asgari ücrete yapılan zamla orantılı. Ki doğru. Evet. İTO'ya bakıyorsun. İTO ki yani anlaşılır. Yani inandırıcılık almış. Oraya bakıyorsun %3,50'de. 3,46'da. %3,46'da enflasyon. Çok mantıklı. %55,2 yıllık enflasyon. %24'de 6 aylık enflasyon. Ama ENAG ölçümlerine baktığım zaman gerçeğe yakın en önemli açıklama orada geliyor. Ve Galatasaray Kulübü bir açıklama yaptı. Dedi TÜİK artı ENAG ortalamasını alacağız dedi. Artı üretici ve tüketicinin de ortalamasını alacağız ikisini açıkladı dedi. Galatasaray Kulübü bile bunda haklı. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamların inandırıcılığı yok. İşte ne dedik? Hani şeffaflık ne kadar inanıp inanmayacağımıza da karar versek açıklayamıyorlar da. Açıklayamıyorlar. Yani şimdi bunu açıklamayacak bir şey yok. Zaten rakamlar, dataları çok önceden giriyorsun. Yani. Açıklanmayacak bir durum yok. Acaba burada memur maaşlarına yapılacak zamma karar verilmediği için memur maaşları artı emeklilere yapacak zamlar var. Bunlara zamlara karar verilmediği için şunu onu karar vermeye çalışıyor. Ona göre rakam açıklanacak demek ki iş buraya geliyor. Yani mantıklı olarak seni bunu düşünmeye itiyor. Dolayısıyla orada yapılacak oran artışla buna geri gidecek. Yani artış yüksek olur. Tahminler üzerinde gerçekleşeceğim ben tahmin ediyorum. Ama bu enflasyona neden olur. Çünkü seçime kadar insanlara yüksek gelir verecekler ama kazanılmamış bir gelir olduğu için, kamu maliyesine kısılma olmadığı için bu çok ciddi anlamda, kamu talebine kısılma olmadığı için çok ciddi anlamda enflasyon neden olacak. Dolayısıyla bu kuru da yukarı basacak, dolar da yukarı basacak, euro da yukarı basacak, altın da yukarı basacak. Her ne kadar bunlar dünya piyasasında şu an dalgalanıyor ise de, dolar biraz daha güçlü görünüyor euroya karşı, dalgalanıyor ise de Türkiye'de yukarı doğru basınç devam edecek. Evet, bizim içerideki dinamiklerimizle alakalı. Tabii yani bunu mecbursun çünkü şeffafiyet de bunu gerekiyor. Şeffaf olmak için önce TÜİK'ten başlaman lazım. Bunun yolu yok abi. TÜİK doğru rakama çıkacak. İnsanlar güven kazanır. İnsanlar şu an devletinin açıkladığı rakamlara güvenme. Bunu oluşturman lazım. Yani dolayısıyla buna yapılması lazım. Bakalım mesela ENAG'a göre ilk 6 aylık enflasyon %50,53. İşte asgari ücretle yaptığınız zamanda bunu gösteriyor zaten. 50,53. Ki seçime yönelik yapılan bir artış bu. Yılbaşına da yine çok ciddi bir artış yapacak kanısındayım ben. Şimdi sen 51,53 mi alacaksın? İTO muhtemelen 2,5-3 aralığında bir rakam açıklayacak gibi görünüyor. Bunun baz İTO'nun TÜİK. Bunun baz alacaksın. Evet. Emekliler hangisine göre? Tabii mantığı yok yani. 4'te 1 seviyesine açıklıyorsun yani. Bunun mantığı kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir kere şeffafiyet ve öngörülebilirlik burada başlıyor. Yani Sayın Kavcıoğlu'nun, Gaye Hanım'ın Merkez Bankası Başkanı açıklamalarına eğer şeffafiyet diyorsanız o zaman buradan başlayacaksınız. Evet. İnsanlar gerçekleri görecek. Siz de o gerçeklere göre karar alacaksınız. Ama benim gördüğüm acı reçete yani gerçek tedbirler Nisan 2024'te başlayacak. Öyle görünüyor. Seçimde tamamen bitmesi lazım. Peki açıklanan rakamlar içinde ithalat, ihracat ve dış ticaret açığı rakamları da geldi bugün. Haziran ayında ithalat %16,8 bir düşüş var gibi görünüyor. 26,3 milyar dolar. İhracat %10,5 düşmüş. O da 20,9 milyar dolar olmuş. Dış ticaret açığı ise Haziran'da yıllık %34,5 düşüşle 5,4 milyar dolar olmuş. Ticaret Bakanlığı da şöyle bir açıklama yaptı. İşte ihracattaki düşüş bayram tatili dolayısıyla olduğunu söylediler. Peki bu rakamları ne dersiniz? Peki ithalattaki düşüş neden olmuş? Onun açıklaması yok. Onları ihracat ilgilendiriyor. Şimdi Türkiye imalat sanayi dışa bağımlı çalışıyor. Hem ihracat anlamında ama asıl imalat anlamında dışa bağımlı çalışıyor. Şimdi asıl şey bu. Senin imalatın, ithalatın düşüyorsa ki ithalatın %80 civarı neden oluşuyor? Ham madde ve yarı mamullerden oluşuyor. Tüketim mallarından oluşuyor. O zaman senin imalatın düşüyorsa senin imalatında bir düşüş olacak demektir. Bu çok önemli. İmalatında da bir düşüş olacak demektir. Bayram dolayısıyla oldu. O zaman bayram dolayısıyla ithalat da düşmüş, bu da düşmüş. Demek ki üretim de düşmüş. Bunu buna yorman lazım. Yani mantık, akıl bunu gerektiriyor. Rakamlar buraya doğru seni itiyor. Çünkü senin, yine söylüyorum, imalatının %81'i dışa bağımlısın. Yarı mamul maddelerine, ham maddelerine. Dolayısıyla ama dış açık buna rağmen devam ediyor. %26 ihracatın düşmesine rağmen, ithalatın düşmesine rağmen devam ediyor. Ne kadar baktığımız zaman da orada rakam 5,5 milyar dolar civarında bir dış açık devam ediyor. 61 milyar dolar, 5,4 milyar dolar aylık bazda bir dış açık var. Ama baktığımız anda Ocak-Haziran'da 61,4 milyar dolar senin dış açığın var. Çok büyük bir dış açık. 61,4 milyar dolar. Çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bu rakamlar gelecek için çok yön veren rakamlar değil. Evet. Bizim asıl yapmamız gereken şey burada
imalatı artırmak ama bu sırada yatırımları yarı mamul ve ham madde ithal ettiğimiz rakamlara göre belirlememiz lazım. Acaba bunu yapacağız mı? Teşvikleri buna göre yapacağız mı? Yatırımları buna kaydedeceğiz mi? Belli değil ama bununla süreci 2,5-3 yıl, yani bugün hemen şeyini alamayız. Sonucunu alamayız. Bu da çok önemli. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kura ve enflasyon devam edecek gibi görünüyor. Bunun için somut adımlar atılabilir mi? Ben atılabilecek kanısında değilim. Çünkü ipler tam ekonomi yönetiminin elinde değil. Şu an görünen o. O zaman Galya'nın kurduğu cümleler de pek önemli değil aslında. Yani baskılamak için döviz satışı yapılmayacak deniyor ama... Ama kamu bankaları satıyor. Evet, demiş olmak. Şimdi önümüzdeki dönemde çok ciddi dış borç ödemeleri de var. Şeye baktığınız zaman, Merkez Bankası'nın efektif şeyine baktığınız zaman, işte bu yeni ekonomi modeline geçmeden evvel 10 milyar dolar seviyesinde efektif var. Şu an bakalım 4.2 milyar dolaraymış. Hala toparlanamıyor. Evet, Merkez Bankası'nın genel döviz rezervlerinde bir toparlama var. Brüt rezervde bir toparlama var. Ama net rezerve döndüğünüz zaman rakamlar çok öyle göstermiyor. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın döviz rezervi biriktirmesi lazım. Dışarıda sıfır faizle TL veriyorsun. Bunun karşılığı dolar alıyorsun. Ve bunun kur farkı biliyor desen çok ciddi rakamlar. Bir de buna faiz ödeyeceksin swap piyasalarında. Dolayısıyla dışarıdan aldı paraları Avrupa Londra piyasası TL'leri ne yapacak? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar palyatif çözümlerle bir yere varamıyorsun. Evet. Bütün bunları üste koyduğun zaman üzerine dolar yukarı doğru gidecek. Baskı devam ediyor. Durduramazsınız şu anki palyatif çözümlerle. Tek yolu kamunun tüketim talebini ve harcamalarını kısmanız lazım. Tek yolu bu. Başka hiç yolu yok. Yoksa enflasyon patlayıp gidecek. Yani bak şu an İTÖ'nün enflasyonunda, TÜİ'nin enflasyonu. Mantıklı bir tarafı yok. Umarım memur maaşlarına ya da emeklere yapılacak sanırım. İTÖ'ye veya TÜİ'yi baz alarak yapmazlar. Ama yine söylüyorum, inandırıcı olmak istiyorsa Mehmet Şimşek ve ekibi, ilk yapılacak şey TÜİ'nin rakamlarının doğru açıklaması sağlamaktır. Kamudaki yapılanmayı bir an önce tamamlamalarıdır. Ve orta vadeli programı hemen açıklamaları lazım. Kısa vadeli ve orta vadeli programı hemen açıklamaları lazım. Aksi takdirde aldığınız her karar sizi yanlışa sürükler. Evet. Tabii TÜİK nasıl bir rakam açıklayacak onu çarşamba günü göreceğiz ama bu akşamdan geçerli olmak üzere benzine 2 lira 11 kuruş zam gelecek. Bakalım bunun enflasyona yansıması nasıl olacak onu da hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.